Merhaba sevgili arkadaşım ben Ahmet Hoca'nın krallar karması TYT fizik denemelerini çözmeye devam ediyorum. Aşağıdaki çizelgede 30. deneme birinci soru. Aşağıdaki çizelgede x, y, z maddelerin sıcaklıkları, kütleleri, hacimleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerin aynı tür olup olmadıkları için neyine bakman gerekiyor? Zaten kütle hacim varsa öz kütleye bakman gerekiyor. D eşittir M bölü V. Ama burada hacimsel değişikliğe sıcaklık ciddi bir etki oluşturduğu için ona dikkat etmen gerekiyor. Kütleyi hacme böldüm. Bunun öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp. 50 bölü 25 2 gram bölü santimetre küp. 120 bölü 60 2 gram bölü santimetre küp. Ama bu arkadaşın sıcaklığı 50. Bunu biraz ne yapmamız lazım? Y'yi soğutmamız gerekiyor. Soğuttuğumuz zaman hacmi azalır. O zaman D'ye Hacmi azaldığı için öz kütlesi artar, büyüktür 2 olur. Kim için? 30 santigrat derece sıcaklık için. Yani buna dikkat etmek önemli. Hepsini aynı sıcaklığa getirdiğimizde D'nin öz kütlesi 2'den büyük olduğu için D'ye farklı bir madde dememiz gerekir. Peki, üçü de kesinlikle aynı tür yanlış, kesinlikle farklı tür yanlış. X ve Z aynı tür olabilir. Yani bunun sebebi de şu. Ha, buna dikkat et. Sadece öz kütlenin aynı olması onların kesinlikle aynı tür madde olduğunu söylemez. Alaşımlarda falan da bazı maddelerin öz kütlelerini elde edebilirsiniz. O halde X ve Z aynı tür Y farklı türdendir diyor. X ve Z aynı tür olabilir. Kesinlikle burada Y farklı türden. Çünkü görüyoruz ki öz kütlesi farklı. O zaman cevabım C seçeneği oldu. Diğer seçeneklere artık bakmaya gerek yok. 2. Verim bir sistemden alınan enerji sisteme verilen enerji oranıdır. Verimi yüksek olan makinelerle ilgili daha dayanıklıdırlar. Makinenin verimi yüksek olması onun daha dayanıklı olmasıyla alakası yok ki. Daha iyi enerji kullanıldığı anlamına gelir. Enerji kullanımları azdır enerji kullanımları az olduğu anlamına da gelmez. Enerjiyi verimli kullanırlar. Yani bu çok önemli bir şey. Yani verimi düşük bir cihaz, verimi düşük bir cihaz 100 yıl enerjiyle çalışıyor olabilir. Ama büyük bir motor verimi yüksektir. Belki yüz bin jül ile çalışıyoruz. Yani bunu bilemeyiz. Yani gücü farklı bir şey. Bu böyle bir ifade değil. Sistemdeki enerji kayıpları bak. Ne kadar güzel bir ifade. Kesinlikle doğru. Cevap ne olacak? C seçeneği olacak. Yüzde verim neydi? sistemde verilen enerji bölü, alınan enerji bölü verilen enerji çarpı 100 şeklinde ifade ediliyor. Güzel. Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'nde okumakta olan Ezgi ve Elif Nur ders çalışmak için okul çıkışı ilk halk kütüphanesine gitmek istiyorlar. Saat .10, 16.10'da okuldan çıkan iki arkadaştan Ezgi kütüphaneye giderken Levne ve Belediye Caddeleri'ni Levne ve Belediye Caddeleri Belediye Caddesi, Plevne Caddesi burada sanırım. Evet, Elif Nur ise Cumhuriyet Adalet Caddesi'ni kullanıyor. Ezgi Kütüphane'ye 16.30'da, Elif Nur'da 16.40'da varıyor. Oy 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 oy. Buna göre diyor, Elif Nur daha fazla yol almıştır. Şimdi biri, ikisi de Kütüphanesi'ne gidecek. Bu iki arkadaş. Biri buradan gidecek sanırım. Biri de buradan gidecek değil mi? Öyle diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hangisi? Hangisi? Elif Nur, Cumhuriyet ve Adalet. Cumhuriyet ve Adalet Caddesi'ne yani 600 metreye 1200 metreden Elif Nur'un aldığı yol ne diyelim yolu X ile mi gösterelim? Peki yol diyelim kimin? Elif. Yol E. Elif'in aldığı yol eşittir. Ne kadar? 600 burada 1200 burada 1800 metre yol gidiyor. Peki diğer arkadaşımız kimdi? O da ya Ezgi Ezgi. Aha burada Ezgi yazmış zaten. Lene Caddesi 800 metre. Burası da 600 metre. İkisini toplayacak olursak yol kimin? Ezgi. Onu da şöyle yazalım. Ezgi'nin aldığı yol şeklinde. Ezgi. Ne kadar yol gidiyor da? 800-600 daha. 1000 400 metrede bu gidiyor. Ve biri şu sürelerimizi hatırlayacak olursak sevgili arkadaşım. 1800 metre alan yol Elif Nur'un aldığı yolda 16 okuldan çıktı 20 dakikada gitti bu arkadaş. 20 dakikada. E, Elif Nur yok. Elif Nur evet. Elif Nur 30 dakikada gitti. Ezgi ise evet. Şurayı bir düzeltelim. Şu arkadaş 30 dakikada gitti. Bu arkadaş ise 20 dakikada gitti. Doğru mu? Şimdi dikkat etmemiz gereken Elif Nur daha fazla yol almıştır. Evet Elif Nur'un aldığı yol 1800 daha fazla yol almış. Elif Nur'un ortalama hızının büyüklüğü daha fazladır. Şimdi ortalama hız farklı bir şey. İki arkadaş da bu noktadan başlayıp aynı yere gidiyorlar. Ortalama hız için yer değiştirmeye bakmamız gerekiyor. Ve ortalama hız büyüklüğü eşittir. Toplam yer değiştirme, şöyle bakıyorum. Toplam alınan yol değil. Delta x yer değiştirme bölü o yer değiştirme için geçen ne? Zaman. Bu arkadaşlar aynı okuldan çıkıp aynı kütüphane gittikleri için yer değiştirmeleri delta x ne birbirine eşit zaten. Ama Elif Nur'un süresi daha fazla olduğu için daha fazla değil Elif Nur'un ortalaması daha az olacaktı, değil mi? Ezginin ortalama süratı daha fazladır. Ezginin ortalama süratini bulmak istiyorsak. Şuradakini 20'ye böleceğiz. Ee, ne gibi gelecek? 7 gibi bir şey. Yani 7.70 neyse. şunu da böldüğümüz zaman bu daha küçük. Hatta 6 gibi bir şey gelecek. O zaman bu ifade doğru olacak. cevap 1 ve 3 olacak. Yani ortalama süratlerini bulursak. Metre bölü dakika cinsinden. Bir tanesinin ortalama süratı 1800 bölü 30'dan ne gelecek? 60 metre bölü dakika. Ötekininki ise 70 metre bölü dakika şeklinde karşımıza gelecek. O zaman tabii ki de Ezgi'nin ortalama süresi daha fazla olacak. 1 ve 3 o yüzden denizli oldu. Kaçıncı soruydu bu? İkinci soru muydu? Yazmayı unutmuşum ama ben. ben. şimdi Üçüncü soruydu. Yalıtkan zemin üzerinde aralarında boşluk bulunan nötr, k, l, iletken cisimleri artı yüklü, m şekilde gibi yaklaştırılıyor. Sistem bu durumda tutulurken önce toprak bağlantısı kesilip sonra M küresi uzaklaştırıyor. Sistem bu durumda. Buna göre son durumda kevelerinin yük miktarı işlem sırası elektro elektrostatik elektrostatikte çok önemli biliyorsun. Burası artı ile yüklenirse bu kısım ne ile yüklenecek? Elektrostatik etkileşme nedeniyle eksi ile yüklenecek. Bu bölge ile yüklenecek? Artı ile yüklenecek. Ardından bu artı ile yüklendikten sonra burayı eksi ile yükleyecek ve yükler topraktan aktığı için bu bölge nötr kalacak. Dikkat etmemiz gereken şey önce toprak bağlantısı kesilip sonra da M cismini ne yapması? Uzaklaştırması. M'yi çekiyor ya. Geriye şu iki cisim kaldı. Ben nacizane şöyle getiriyorum buraya o iki cismi tekrar çiziyorum. Cisimlerden bir tanesinin adı K cismi. Aha şurada şöyle K cismi. Diğer cismimizin adı L cismi. O da burada. Şimdi K ve L cisimleri burada duruyorlar ve K cismi neyle yüklendi? Ben bunu biliyorum. Negatif yükle yüklendi. Eksi o zaman bura ne ile yükleyecek? Burayı artı ile yükleyecek. Bura ne ile? Artı ile yüklendi. Bura ne ile yüklendi? Eksi ile yüklendi. O zaman bizim burada yapmamız gereken şey k'nin her tarafının eksi olduğu l'nin solunun artı sağının eksi olduğu seçeneği bulmak. Bu olmadı o zaman. Her tarafı eksi, sol artı sağ eksi cevap ne oldu? D seçeneği oldu dördüncü soruda. Beşinci soru dirençlerin bağlanması ile ilgili. Farklı büyüklükteki iki direnç birbirine paralel bağlansa eş direnç bir eş değer direnç devredeki dirençlerin her birinden küçük olur her birinden küçük olur çok doğru bir ifade neden 1 bölü şeklinde yazıyordun ya paralel bağlı iki direnç paralel durumda seri duruma getirse eş değer direnç artar kesinlikle doğru çünkü ya bak paralel bağlı dirençlerde şunu yapıyorsun R eş eşittir diyorsun ki R1 çarpı R2 iki direnç için bölü R1 artı R2 yapıyorsun Ondan sonra bunları birbirine seri bağladığın zaman direkt R1 artı R2 yapıyorsun. Ve çarpımları daha büyük gelecek ya toplamlarında. Mesela ne diyelim? 3 ile i̇şte 3 ile 2 alalım. Çarpımları 6. Toplamları 5. Mesela ne yapalım? 4 ile 4 alalım. Çarpımları 16. Toplamları 8. Doğru mu? Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. 1 ile 1 alsan çarpımları 1, toplamları 2, 1 bölü 2. Bak hep ne oluyor? Daha küçük, daha küçük, daha küçük dirençler elde ediyorsun. İkisinden de birbirine paralel bağlı farklı büyüklükteki 3 dirençten akım geçiyorken küçük olan direncin iki ucu arasındaki potansiyel fark daha büyük olmaz. Çünkü paralel bağlı dirençlerde en önemli dikkat edilmesi gereken nokta mesela şuraya 3 tane direnci birbirine paralel bağlayayım ben şu noktalar arasına. Bu dirençleri birbirine paralel bağladığımda şuradaki voltaj şuradaki voltaj ve Şuradaki voltaj birbirine ne olur? Eşit olur. Yani bizim için en önemli şey paralellerde voltajların eşit olmasıdır. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olur. 1 ve 2. Altıncı soruda aynı ortamda dediği anda dalgalarla ilgili ben bunu hemen çizerim. Oluşturulan aynı tür. Mesela ikisi de ses dalgası olabilir. ikisi de yay dalgası olabilir. Eşitler bölüm özgürlüğü şekilde gibi modelleniyor. Buna göre K'nin dalga boyu L'nin dalga boyundan büyüktür. Şimdi K'nin dalga boyu dediğimiz şey zaten... Başlangıcı ile bitiş arasındaki mesafe değil mi burası? E bu da bunun dalga boyu değil mi? E K'nin dalga boyunun daha büyük olduğunu net bir şekilde gördük. Gayet doğru. 2. K periyotları eşittir. Şimdi dalga boyu ile periyot arasındaki geçişi nasıl sağlarsın? Lambda eşittir V çarpı T değil mi? E şimdi bunların V'leri neydi? Aynı ortamda yayıldığı için V'ler aynı tür dalgalarda eşit olur. Ama farklı tür dalgalar aynı ortamda farklı hızlarla yayılabilir. Ona da dikkat et. Şimdi T ile damda boyunu, dalga boyunu kıyaslayacağız. Dalga boyu K ile daha büyük olduğu için periyodu da daha büyük. Periyotlara da eşit değil o zaman. K'nin hızı L'nin hızından büyük olamaz. Hız büyüklüklerine eşit olduğunu zaten söyledik. Cevap A seçeneği olur. Güzel bir dalga sorusu. Tam ÖSYM formatında. Y noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci X, Y, Z, T noktasal cisimlerinin şekildeki gibidir. Buna göre gözlemci X, Y, Z, T cisimlerden hangisinin görüntülerini her iki aynada da görebilir diye soruyor. E şimdi gözlemciyi buraya alacağım öncelikle. Gözlemciyi buraya aldıktan sonra bir görüş alanı belirleyeceğim. Hangi aynada? Şu. Yani kim bu? Neyse her iki ayna sağdaki aynada. Bir tane de buraya gönderdik ya. Bu iki noktaya gönderdiğinden T'yi, Y'yi ve X'i görüyor bakan gözlemci. Bir kimse de kimsenin önünü kapatmıyor zaten. Bir problem yok. Gözlemciyi bu sefer buraya maviyle ile alsak. Hani eşit ve dik uzaklıkta gözlemciyi içeriye alıyorduk ya. Buraya aldık bak bir birime bir birim. Ondan sonra da ışınlarımızı maviyle çizsek karışmasa. Mesela bunu buradan aldık. E bu ışını da buradan böylece çizdik. O zaman şu aynada görebildikleri Z, Y, X. Diğer aynada görebildiği T, Y, X. Hangisi ortak? E, y ile X ortak. Hangisi? İki, i̇ki alanın arasında kalan şu iki cisim. Yani X ve Y olarak bir seçenek ararsam ve bu seçeneği bulursam o benim doğru seçeneğim olur. Çok güzel. Mavinin alanı, kırmızının alanı arada kalan. Yani şöyle düşün. Şu aynadan T'yi görüyor ama alttaki aynadan T'yi göremiyor. Bu aynadan Z'yi görüyor ama sağdaki aynadan da Z'yi göremiyor. Böylece bu denemeyi de tamamlamış olduk. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle hoşça arkadaşlar.